Hoş geldiniz. Bu videoda USDC ve beraberinde Lunge üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. USDC enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte ciddi şekilde düşüşe geçti. Bununla birlikte en nihayetinde Lunge'da. Bir kere zaten sabah konuştuğumuz gibi arkadaşlar 0.41'lerin destek olarak çalışmayacağını anlamış olduk. Şimdi burada iki tane pozisyon var bilmemiz gereken. 34-35'ler ve 29 küsürler. Burada nasıl bir çalışma bekliyoruz bir kere ondan bir bahsedelim. Şimdi 34-35 pozisyonları bu destek noktası güçlü bir destek noktası arkadaşlar. Hiç yoksa burada bir süre akümülasyona geçecektir. Yani buradaki gibi çakılma hareketi olma ihtimali epey düşük. Şimdi neden düşüş bekliyoruz düşüşün devamını bir kere onu söyleyelim. Çünkü Bitcoin'de 12.000'e kadar düşüş bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda belki aylar içerisinde. İlk olarak bunu bilmemiz gerekiyor. Onu neden bekliyoruz'un cevabı bu videoda değil. Onu zaten verdik. Şimdi böylesi bir geri çekilmede yine USDC tarafında arkadaşlar hayli geri çekilme olma ihtimali oldukça yüksek. İlk etapta 0.29 pozisyonlarına kadar geri çekilebilir. Onu söyleyelim. Normalde 29'ların destek bölgesine bakınız ki kesişimiyle aslında güçlü bir pump hareketi vaat ediyordu. Ancak EMA200'ümüz bizim burada eğimi düşürdü. Yani yükselenden yatay harekete doğru geçmeye başladı. O yüzden bizim 0.29'lara kadar düştüğümüz takdirde bir parti bize alım fırsatı verecektir arkadaşlar. 34 pozisyonları ileriki zamanlarda akümülasyona rağmen yine bizi tutamayacak gibi gözüküyor. Bitcoin'in 12.000'e kadar düştüğü senaryoda USDC tarafında arkadaşlar yine biz 17 küsürlere kadar bir geri çekilme yani şimdikinden 2x'lik bir düşüş görme ihtimalimiz yüksek. Fakat buralar tam anlamıyla dibi noktası. Yani ralliye çıkmadan önceki pozisyondan da aslında yukarı ve daha altına düşmemek suretiyle böyle bir geri çekilme hareketi yapabilir ki kaldı ki yakında geldi. 0.17'lerden oldukça güçlü bir yükseliş ihtimali şu anda söz konusu. Tabii ki en nihayetinde bu güçlü yükselişi yapacak USDC ve Lunge. Fakat ne yazık ki geçmişteki dip seviyeleri enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte patlamış oldu arkadaşlar. Çünkü 41 yıllık zaman dilimi içerisinde en büyük oran açıklanmış bulundu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.